Arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Hemen şöyle hızlı bir ticaretle başlayamıyorum. Adamın envanteri doluymuş. Evet arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Evet bugün solo zodyak yapacağız inşallah. Ama şöyle güzel bir ticaretimiz var arkadaşlar. Önce onu yapalım. Bir arkadaşın yeri doluymuş. Yerini boşaltsın. Şöyle 1000 hippie 10 kritik 5 saniye boyunca buzun gücü al. Takasımızı yapıyoruz. Ben de 1000 hippie 10 kritik 8 metrini bir cennet kole verdim. Karşılığında ise 1000 hippie 10 kritik 5 saniye buzun güçlü aldım. Benim kolyenin değerini 37 38 onlara kadar düşürmüşler. Yanlış bilmiyorsam bildiğim kadarıyla bu kolye şu an 60 65 mon ediyor. Benim ikisi de işime yaramıyor. Zodyak döndüğüm için STR lazım. Ama bir bakayım hatta piyasaya ben. Evet, tahmin ettiğim gibi hafiften düşmüş piyasası ama yine de 8 metinlerden çok daha fazla ediyor. Şöyle benimkinden 350 HP fazla bir tane var. 50 bona koymuş. Ondan sonra daha 80-90 bona kadar yok. Yani olmamasının sebebi ise Ege'de itemin az olması. Ben de bunu 45-46 won o civardan atayım. Her türlü yine ben kârdayım. Çünkü 40 wona bile satamıyordum kendi coin'im. Dediğim gibi 35-36 wonlara düştü. Hatta şöyle de göstereyim. 1000 ip 10 kredi 8 metin kolye. Gördüğünüz gibi 35 won. Evet arkadaşlar son hazırlıklar. Bir tane fiş alıyorum. Fiş yoktu çarın. Şöyle 2 Efsun 1 bon 17 M'den. Gidelim buna bir 10 kritik getirmeye çalışalım. En son eksiğimiz olarak da betçi kalıyor. Betçiyi biliyorsunuz çıkaramadık. Yarın deneyeceğim bunu. Tam Zodya'ya başlamadan önce deneyeceğim. Eğer çıkmadıysa da madalya çıkaracağım. Zaten şey takacağım. Sola döneceğim için buraya bir tane elemental koruma takacağım. O şekilde döneceğim. Kardeşim bu ne ya? Sen ne yaptın ya? Lan yanlışlıkla bozuyordum ha dur. Şimdi hemen şöyle uzaktan yere atayım. Vay 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 hoş geldin canım ciğerim. Arkadaşlar şimdi bir okyanus alacağım. Ya kaç gündür zaten giriyordum ama kararsızdım. Şöyle iki tane ev kuponu çekiyorum pazarımdan. Şöyle şamanımın yan hesabına geldim. Buradan arkadaşla konuştum. Bir tane okyanus ayakkabı alacağım. Bende zaten var. Kendimkini de pazara atacağım. Yani fiyatı gayet makul geldi. İleride büyük bosslara gireceğiz vesaire vesaire. Sadece zodyak olarak düşünmeyelim. Yatırım olarak bile düşünebiliriz. Şimdi itemi koysun arkadaş. Şöyle anlaşmamız şöyle. 2 ep kuponu 1000 ep. Artı 12 ona. Artı 9. 1500 ipi 10 kritik. 30 saldırı değerli bir okyanus ayakkabı alıyorum. Yani hayırlı olsun. Çok güzel ayakkabı. Fiyatı da ucuz yani şimdi açıkçası. Hani şey yapmaya gerek yok. Epleri 30 saysak. Şu an 25-26 pazarda. 30 saysak bile 72 won yapıyor. Yani 70 won diyelim. 70 wona böyle bir şey üretilmez yani. Hani güzel oldu. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle ayakkabımı aldım asıl çara. Allah bana hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel. Şöyle eski ayakkabımı da şimdi hemen pazara atacağım ben. Şöyle kendi ayakkabımı da 13 wondan ekledim arkadaşlar. Aynısının 6-7'lisi 15 wona var. Ekstra bir de %6 oklardan korunma şansı var. Ben de bunu 13'e ekledim. Hatta şöyle gelmişken parayı da çekelim. Ne kadarımız oldu? 49 won paramız oldu ama ben çarların hepsine ikişer won dağıttım. Zodya'ya gideceğiz ya. 7 çara ikişer won, 14 won da onlara dağıttım ya. Evet arkadaşlar, işten geldim. Büyük gün geldi çattı. Şimdi benim ufak bir etsim var. Adı da Betçiler Tılsımı. Onu deneyeceğim. Ay sikim aslı. Şimdi bu nereden bir küfür Aman, ederim. aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Şöyle aldım birazcık yeşil şans. 30 küsür açmıştık. Çıkmamıştı. Artık çıkması lazım. Çıkmazsa aşırı zorlamayı düşünmüyorum. Kahramanlık madalyası çıkaracağım. Ama çıkmasını da istiyorum. Çünkü biliyorsunuz 9 okyanus da aldık. İyice becerimiz artar. Daha güzel dayanırız. Ah, geldi envanterimizi pisletti. İşe bak. Ben hepsini açıp öyle geleyim. STR kemiği çıktı. Ben bunu çok beğenmiyorum. Savunma olsa alırdım. Ama bunu geçeceğim. Savunma kemiği daha iyi de STR kemiği zaten hani betçiyle falan nazarla takılmadığı için onlardan da az vurduğu için tek başına pek bir anlamı yok maalesef. Arkadaşlar maalesef çıkmadı. Şöyle 15-20 tane daha açtım herhalde çıkmadı. Şöyle son 3 tane daha açayım hadi madem ya bayağı var da hani benim yapacağım farmın zarara döndürüyorsa bunun bir anlamı yok. Bu 3 tane de çıkmazsa gideceğim yani madalya deneyeceğim artık yapacak bir şey yok. Mecburen şöyle biraz daha açalım bakalım. Saçma sapan şeyler çıkıyor ya. Hani kusama da atmıyor ki zarar toparlasın. Geçit biletini ben ne yapayım kardeşim?
Anımasferi ne yapayım? Bak zaten var burada 500. 150 tane var. Güzel ödül istiyorum biraz. Hadi bir betçi be. Kutsama da olur en azından. Betçi çıkmıyorsa bari kutsama çıksın. Son sandığımı açıyorum. Olmadı gideceğim madalya deneyeceğim. Evet çıkmadı maalesef. Vallahi arkadaşlar. Parayı bitirdim. 16-17 tane orta boy aldım. Yine çıkmadı. Ya nefret ediyorum var ya şu. Ulan bir tane takı istiyoruz be kardeşim. Niye bu kadar zorluyorsun ya? Vallahi hevesim kaçtı ha. Oh sonunda ya. Sonunda Allah belasını versin ya. Kaç sandık oldu acaba? En son 60 mıydı? 15-20 tane daha açtım. Gel lanet gelsin ya gel. Hay Allah senin belanı versin ya. Neyse pet kitabı sandığı çıkmıştı onu açalım. Aa başı. Başı çıktı. Acaba kaç para ediyor başı? Bir başına bakalım. Şunları da şey yapalım. Envanterde yer açalım. Salak salak şeyler çıkıyor. Üst üste de konmuyor ya. Lanet lanet. Aptal aptal şeyler ya. Baksanıza ben de bunları böyle harcıyorum işte. Ne yapayım? Evet arkadaşlar şöyle düzeni kurdum. Bu arada kayıttan fark etmişsinizdir. Savaşçı eski ekran boyutunu aldım. Savaşçı ile şaman büyük 1280-720 açtım. Kalan çarların hepsini 800-600 açtım. Deneyeceğim bakalım umarım yapabilirim. Bir de şöyle bir şeyim var hemen indireyim ben. Şöyle nesne depomda milattan kalma bir element korunma taşı vardı. Ben bunu da almak istiyorum. Şöyle onu da alayım. Zaten özüt yapacağım biliyorsunuz. Hani potla dayanıklılıkla fazla işim olmasın. Betçiyi de çıkarttım. Bakalım nasıl olacak, yapabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Şunu da takalım şöyle. İtemleri giyeyim bir bonuslara bakalım. Şöyle atak setini diyelim. Kolyeyi daha bulamadım. Mecburen buzun güçlüğü takıyorum. Pazarda o vardı. Şöyle bir tane de onluk enerji bastığım zaman TP 29.600 oluyor. Bineye inip binince zaten fark etmiyor. Bonus alınca 1K da oradan gelir. Şöyle şimşek direncimize bakalım. Delici kritiği basmadım daha. Bunların üzerine 35'er falan gelecek ki kritik muhtemelen makslanır. Şaman artısı da gelecek. 98 şimşeğim oluyor bu şekilde. Ateş ayakkabı ve cennet kolyeyle. Becerim de şu an evet beceri setsiz 35 benim beceri hasarım. Beceri setini giyince de betçi olduğu için 65 oluyor. Ayakkabı da 9. Olsa çok rahat dayanacağımıza eminim. 29K'da HP oluyor beceri setiyle. Artık bir başlayalım bakalım hayırlısıyla. İlk birkaç tur kayıt almayı düşünmüyorum çünkü yapamayabilirim. 8 çar olduğu için. Ben birkaç tur yapayım ondan sonra geleceğim. Arkadaşlar ilk turda başarıyla hiçbir çarı zayi etmeden çıkmayı başardım 34. kata. Ve o kadar rahatım ki. Ya 65 becerinin gözünü seveyim ya. Boss'tan bir kere bile kaçmadım. Çarı tıklattım. Deliciyi bastım bir kere. İki tane de çarı da otava koydum. Oh kafa rahat. İnşallah ilk turu tutarız da her çarda animasfer olur. Ve diriliş prizması olur. Yalnız abi 65 beceri çok iyi ya. Şöyle size de göstereyim. Yani mükemmel ya. Nerede? Baksanıza. Abi can en fazla yarıya kadar iniyor. Geri çıkıyor. Zaten iki tane skill'i var vuran. Diğerleri vurmuyor ki. Mükemmel ya. Hasarımızı şöyle 12.800 küsür. Bir tane saldırı markası bastım. Savunma basmadım. Savunma basmaya gerek bile yokmuş. Aa şamanımız ölmüş. Ha bir saniye. Şamanı yaklaştırmıştım artı vereyim diye. O yüzden ölmüş. Aman. En uzağa götürdüm boss'u. Diğer çarlarım şöyle ileride. Madalya olmayanlar burada. İki tane manoluyu da şeye bıraktım. Otoava bıraktım. Şimdi top da çıkacak. Aha top da çıktı. Bayağı da hızlı çıktık yalnız. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Boss'u hemen patates ettik. Patla bakayım boss. Mükemmel. Hemen şamanımızda ölen yok. Yukarı atıyorum. Normalde bunun da atıyorum ama. En son bunu... Yavaştan lan. Ya ne yapıyorsunuz oğlum? Dur bakayım. M. Şunların otoavını durdurayım. Evet M. Atla bakayım yavrum. Atla bakayım yavrum. Evet ikinci kat. MM. Evet MM. MM gidiyoruz şu an. Güzel. Evet arkadaşlar. MMKK çıktı. Yani bu katın tutması lazım. İnşallah tuturuz. MMKK. İçimden M geçiyor. Ya. İstesen var ya senin ben taşyağını yiyeyim ya. Senin ben taşyağını yiyeyim. Suçlu bir abim var. Damlayı ağzına alıyor lavuk ya. Nasıl yapayım? Çok güzel be.
Hemen şu Çarlar'a alışveriş yapayım ben. Ya mükemmel oldu ya. Bir tur tutturduk ya. Ve çok rahat çıkıyoruz. Çar manyak bir şey olmuş ya. Çok hoşuma gitti valla. Bir de 4 tane 6-7 değişme vardı. Şöyle Muhammed'in kalkanı atacağız. İnşallah 50 STR falan bir şeyler getirebiliriz. Ama ondan önce ya güvenlik önlemi almamıza gerek yok gerçi. Tamam, bizim kalkanda yatsın yok. Şöyle. Solo Zodiac yapıyordum. Birinci kustamayla başlıyorum. İstediğim bir totem falan var mı? Bir tane attım çektim. Hadi inşallah gelir. Serdar abin de dediği gibi. Bu arada yayındayız öyle. Solo Zodiac yeniyordum. Muhabbet edelim diye açtık biz bize. Bakıyorum. Evet. Bunu geçer herhalde. Gerçi yayından görüyor ama göstereyim şöyle. Evet, 35 STR 5 saniye buzun gücünü yakalıyoruz. Bir tane daha attım. Bu ne ya? %1 kanama saldırına direnç. Bunu şey yapmak lazım, dur. Biraz dolaştıralım itemi. Şöyle bir üstümüze takalım. Kendi kalkanımızı 6-7 atmaya çalışalım. Etrafında gezdirelim. Üstüne koyup alttan vuralım. Bak şu an güzel bir şey gelmiş olabilir. Maalesef. Bunu da geçer muhtemelen. Biz orada yeni totemi düşünelim. Bunu lanetlenme kalkanına dönüştürsek. 5 olsa belki biraz daha iyi olurdu abi, dediğin gibi ya. Ama yine de durulmazdı ya. Sonuncu yatıp ticarete koyacağım. Aha. Aha. Tamam. Yakaladık. En azından STR'yi yakaladık. Yanında da zehirleme var. 10 numara. Aha, sanduka satıldı. Oh güzel. Her şey bir arada oluyor. Evet, kafi kolu geldi. 12 manumuzu alıyoruz. Biraz dolandırmış gibi olduk ama. Teşekkür ederim Muhammed. Bakayım. 117 level, tamam. Sağ olasın. Evet, 3 çar düştü. Bir kazadan dolayı. Ufak bir hesaplama hatası. MTT çıktı. M 7. tur. Tutarsa 7'de 4. Tutmazsa 7'de 3. M'nin de canı fazla he. Bence T biliyor musun? Ama M hayır. Tüh. Ama M'yi keseyim değil işte kardeşim. Ama T'yi kes. 7'de 3 oldu şimdi. O zaman bir dahaki turu tuttursak, 8 çarla tuttursak yine yarı yarıya da kalırız. Evet, 8. turdayım. Daha 3 kere tuttu. Bu da tutarsa en azından yarı yarıya yakalıyoruz. İkisinin de canı çok az. 4K çıktı. Daha önceden 5K çıktı olmuştu ama içimden M geçti. Muhammed de M dedi. Çoğunluğa uyaraktan şöyle. Ölmedi lan. O zaman şunu da öldürelim. Neyse tamam. Biz şöyle keselim bunu. Helal sana, helal Muhammed. Bu işi biliyorsun ya. Tek kötü olan şey şaman düştü. Yanlışlıkla onu kaldıramadım. Maalesef. Oha, bu ne oğlum? 40 ort, 10 delici, 10 şeytan. Geçiyorum, 6-7'ye bak. Hem 10 canavar hem 8 metin. Oo, silaha bak. Çok iyi ya. Evet, azimle ilerlediğimiz bu yolda KM, KM, K diyerek 9. turda 5.'yi tutturuyoruz. Hemen buraya bir müzik. Nay nay nay. Oğlum bak, ilk karandan vazgeçmeseydin şu anda tutturmuştum. Evet, MMKM kes reis. Hem de K kolu geldi. Eğer tutturursak 10'da 5 oluyor. Tutturamazsak 10'da 4. Berbat oluyor. Muhammed'den artık bir 10-10 alırız. Vaa, tamam. Tam ellerimizi ovuşturalım. 10 turda 5 lira tüccar tutturmuş olduk. Çok güzel oldu. Çıkalım hemen yukarı, alışverişi yapalım. Sağ ol Muhammedciğim. Evet, toplamda 10 tur. 5 tanesi tuttu. 8 hesapta. 18 tane, tam bir tane de yarım paket. Yani 3.737 tane sanduka kastık. 5 tane tur tuttu. 5 tane de tutmadı. Bence bayağı iyi. Çok iyi ya. 10 tane tur tuttursanız düz hesap 8K sanduka. Abansanız abansanız, biraz daha tuttursanız, bütün gün yapsanız 10K 12K. Çok güzel kasılır. Solo çok güzelmiş. Ama işten geldiğim için aşırı yorgundum. Erken bırakmak zorunda kaldım. Konuşmakta bile güçlük çekiyorum. Evet arkadaşlar. Sandıkları açtım ben, Zodiac sandıklarını. Bu arada ertesi gündeyim. İşten geldim. Burada şu an muhtemelen bir kez daha yandığı zaman ihtimal kalmayacak benim kişiye özel çıkarmamda. Ama altyapı yapıyorum. İki tane 5 çıktı. Üçüncü de şuradan çıksa, bir tane 10 çıksa. Aynen. Ne yapalım? Ben bu Zul bandını çok seviyorum. Tip olarak çok güzel.
10 hemşe Zuban'da vurdum. Savaşçımızda bir 11-5 hemş altyapı oldu. İnşallah pazar günü bundan güzel bir kuşak alırız. Şamanımı da beraber yapalım. Diğer altyapısı olmayan çarları göstermeyeceğim. Şamanımda bir tane 10 hemş var, bir tane de 5 hemş var. İnşallah çıkarabiliriz. Evet, şu an çıkma potansiyelimiz var zaten mesela yani. 2-5 çok güzel. Evet, ne yapalım? Yin, Chen, Zhu. Chen yapalım mı? Ya da Zhu yapalım. Zhu güzel. Zhu'yu 10 hemşe vuruyorum. Geçti. Çok güzel. Evet. 2 onu birbirine vuracağım. Eğer geçmezse başka şansımız kalmıyor. Şöyle vuralım. Evet, maalesef geçmedi. Taktık, gene başa döndük. Yani o kadar zodyak mesela boşa gitti şu an. Evet, hep heyi açtım bakalım. Bunda bir 10 bir 5 hemiş var. Bundan bir şeyler çıkabilir. Şöyle birinciyi bastım, geçti. 2 tane 5 hemiş oldu. Bir tane daha basıyorum şöyle. Evet, çok güzel. 3 tane 5 hemiş var. 3 tane de zoo var ama bunu da usta yapacağım. Tamamdır. Geçti. Deniyorum. Yine yandı ya. Hep yanıyor. Yine sıfıra sıfır kaldık. Aşırı fazla yakıyor. Hiç kuşak alamayacağız herhalde. Bugün bir kuşak şanssızlığı var sanırım arkadaşlar. Geldim. Elimdeki kuşaklardan oldum anasını satayım. Zarara geçtim lan. Zaten bir tane 5, bir tane 1 vardı. Arkadaşlar 30 tane Beren Sato sandığı aldım. Tanesi 9 M'den. Bize her zaman Efsun lazım zaten biliyorsunuz. Şöyle bilgiler açıkken açmak istiyorum. Kan taşları pek para etmiyor. O yüzden hiç hesaplamayacağım. İncileri de hesaplamayacağım. Sadece Efsun'u arttırma ve alev hesaplayacağım. Toplamda 270 em verdim, evet. Fazlası eksisi yok. Şu ana kadar hiçbir şey çıkmadı. Demir kutular şu an sadece yer kaplar içinden çıkanlarla beraber. Şu an hiç çıkmadı. Kan kırmızı, mavi. Biraz hızlanayım şöyle. Fazla can sıkmayalım. Bir yandan da bakıyorum ama bir tane bile Efsun ya da arttırma çıkmadı. Başka kaldı mı? Başka da kalmadı. Geldi bize bin et doldu da gitti resmen. Ruh taşı çıkmış. En azından kılıç çevirmeyi okuyalım. Bayağıdır geçmiyor. Ben ara ara okuyorum. Gene yandı. Ve soyluya düştük. Evet arkadaşlar. Dedim ki Beren Seta'dan zarar ettiysek bayağıdır zarar ettiğim Sidya'dan kar ederiz. Öyle ters bir mantık yaptım. Böyle ortalama 3,5 wonluk Hidra sandığı alacağım bakalım. Bir metal zaten her türlü kar. Söylemeye gerek yok. Şöyle alalım. Bir tane de alabiliyor muyum? Çok güzel. Kaç tane almış olduk? 9 tane Hidra sandığı almış olduk. Bildiğimizde açalım. Hazırdı zaten. Başlayalım şöyle. Bilgelik, Nes yumurtası, Ay özütü. Maalesef bu çöp. 7M, 8M öyle bir şey diyor. Diğer sandık çöp. Üçüncü sandık çöp. Rastgele cadı, zihin taşı. Geçit bileti, süs taşı. Tamamen çöp. Hiçbir mantığı yok şu an. Çıkan eşyalar sadece beni uğraştıracak boşaltmaya. Bir kuşak bir kötü ruh derken buradan da zarar ettik. Şunu da pete yedirelim. Ortadan çıksın. Benim kuşağım var mıydı? Ben bir bakayım. Yeni gelen şu işaretlere de bakalım. Yani yeni derken ne kadar oldu? 2-2,5 sene olmuş mudur? Hazır duygu masken varken açlığı tavukla betimlemişler. Şöyle gözükmüyor sanırım ismi. Stres. Stres çok saçma olmuş. Kusura bakmayın. Hiç alakası yok. Tamam, yok kuşağı, yok kuşağı zaten. Partiye bakalım. Parti daha çok şeye benzemiş. Böyle uzaya çıkan roket var ya, o sanki ters dönmüş, saplanmış gibi olmuş. Siren güzel. Güneş. Güneş kötü. Güneş bu şekilde daha güzel bence. Bizimle beraber. Evet, bu kötü şakadan sonra Teovahtan'a geldim. Şöyle cadıyı atmıştım uzaklarda ama geldi ve bize saldırdı. Cadıyı keselim o zaman ya da. Gerçi nasıl keseceğiz ki? İtemleri hep ben 6-7'ye bırakmıştım. Neyse, şunları takalım. Olanlarla keselim bari. Kuşakta zehirleme vardı zaten. Hiçbir şey atmayacak. En azından kalabalıktan kurtulalım. Evet, cadıyı hallettim. Geçtiği takdirde biz yine zarardayız ama en azından biraz toplamış oluyoruz. Geçti. Şöyle bir emişine bakalım o zaman hızlıca. 19 değil, tahminim 14. Bakıyorum tekrardan. 11 gelmiş. Tamam, atmalık. Şöyle pet de açalım. Şunu yollayalım. Tipine de bakacağız çünkü. İsmini de ne koyalım? Hayallerim koyalım. Bakalım hayallerim gibi yıkık mı? Nasıl başka bir isimdir lan? Al işte, ah. Evet, açıyorum bakalım. 28 günlük.
1.8 başlangıç, 1.5 defans. Çok güzel. Niyeyse bana tip 2 gibi geldi. Çok büyük de değil, 4 de değil. Şöyle bakıyorum. Tip 3'müş. Maalesef. Bu artık bizim petimize mama olacak. Şöyle kendi petimize bunu besteden yedirelim. Bir saat süresi arttı. Yeni büyürden merhaba arkadaşlar. Evet, şimdi pazar kontrolüyle başlayacağım. İtemlerimi bir 6-7'ye bıraktım. Bir de biyolog verdim. Oraları göstermedim. Düzenli olarak 6-7'ye bırakıyorum itemlerimi. Şöyle bir şey oldu sadece. Hemen şöyle şamanın ekranını vereyim. Biliyorsunuz günlük kendi itemlerimin haricinde kolye bırakıyorum. Bir tane yedi efsun oldu. Bunu da pazara atacağım. Ondan sonra şimdi pazar kontrolüyle başlıyorum. Sandukaları kurmuştum pazara. Bayağı bir satış olmuş. 59-10 bir T133 emlik bir satış olmuş. Yani düz hesap 70-10 diyebiliriz. Bunu üzerimize alalım. Para biriktirmemiz lazım. Çünkü kendi kuşağımı Volkan Reis'ime vereceğim. Bana da bir kuşak lazım. Benim de şöyle bir 9-10 ort Zodyak geldi. Bana da bir şey lazım. Artı 9 istiyorum. Bakalım yapabilirsek. 100-10'a yakın paramız var şu an. Şimdi pazar alanına geçelim. Pazarı tazeleyelim. Evet, yangım ona çevirdim. Şöyle pazarımda doldurdum. Kalan sandıklarımı attım. 1.70'den atıyorum sandıkları. Cennet kolye attım bir tane 7 bondan. Kalan yerleri de yakutlarla doldurdum. Bir yakut koyamadım. Yank sınırına takıldı. Daha fazla bombozmak istemiyorum. Zodyak'ta zaten yank lazım. Satılırsa zaten bozarım. Bir boşluk kalsın. Belki bonlu item kurarız. Evet efendiler. Az önce 6-7'deki kolyelerime bakıyordum. Şöyle bir tane daha 7 efsun kolyemiz olmuş. Bunu pazarıma ekleyeceğim. Şöyle pazarımı da göstereyim. 26 bon 600'lük bir satış olmuş. Yanında bir tane de 13'lü yüzü çıkan okeyden getirdim. Bunun da 13'sünü ben 4 bondan koyuyorum. Şöyle gelen boşluğa da kolyemizi 7 bondan koyayım. Değişmeli kolyeleri yani 7 efsun değişmeli kolyeleri 7 bondan satıyorum. 6'ya satıyordum. Piyasada kalmadı. Zaten piyasada yoktu da. Yani değişmelikleri zaten 3.5 won falan 5 efsunları. 7 won eder diye düşünüyorum. Çünkü ya 12-13 gün bekleyeceksin. 2 tane geçmesi zor. Ya da app vereceksin. O yüzden 7 won değer. Şöyle paranızı da üzerimize alalım. 26 won 600 emi. Ne kadar sandukan var? 3-4 tane 117. Yani yaklaşık 480. Hatta oradan 12 çıkar. 468 tane sandukamız kalmış. Bunlar da inşallah yarına kadar satılır. Yarın Zodyak günü. Yarın abanmayı düşünüyorum Zodyak'a. Bakalım ne kadar kasabileceğiz. Ve 128 won paramız var. Yüz hesap 129-130 won diyebiliriz. Biliyorsunuz kuşağı Volkan Reis'e vereceğiz. Kuşak yapıyoruz. Şimdi ilk baş bizim ticaret camı almamız lazım. Şöyle ücretsiz olanı alamadığım için yani daha doğrusu markalı olanı. Bir tane ticaret camını app'le alıyorum. Arkadaşlar camı aldık. Şöyle bir haber vereyim. Şöyle göstereyim. App kuponları 30 won'a çıktı. Benimkiler 3. sayfada başlıyor ve toplamda zaten 5 sayfa bile yok. Ve şu anda da şey var, hızlı indirim var. Galiba yeni başlamış, tam bilmiyorum. Saat şu an 6:50, yeni başlamış olması lazım. Her güzel bir nazar, mutluluk, ne bileyim vein, kerpeten, ne bileyim artık. O tarz onluk kutsama güzel bir şey gelirse o eplerden de biraz alırlar. Herhalde artık süresi bitmeden satacağız. Çünkü şöyle bir gününe bakalım. Sanırım 5 günleri kaldıydı. Ne kadar kaldı? Aynen 5 günleri kaldı. İyice azalmaya başladılar. Şöyle beraber bir ruh taşı okuyalım. Bayağıdır yakıyor. G10 olursa güzel olur. Direkt bana hata diyor. Bayağıdır yakıyor. Niyeyse. Yeri boş olan kolyemizin yerine bir kolye koymamız lazım. 2.33 hem'den bir tane 9 cennet alıyorum. 2-3 seferdir 5 efsun 9'ları buluyordum 3 ona. Bugün 4'e çıkmış. Hazır benim arttırmam varken hem yer açılmış olur envanterde. Arttırmamızı deneyelim. Evet 1'de 1. İkinci yandı. Üçüncü geçti. 3'te 2. Şöyle dördüncüyü ekliyorum. 4'te 3. Çok güzel. Ve 5'te 4. Tamamdır. En azından arttırmamız yetti. Hemen gidelim küre atalım. Hemen küremizi de ekleyelim. Tekte geçti sanırım. Çok güzel. Şimdi şey almak istiyorum ben bir tane. Sarı parça almak istiyorum. 200'ü alıyorum. Dayanmıyor. Bayağı kolyeyi aynı anda bıraktığım için. Bir won civarına bulabilecek miyiz? En son bulamamıştık. Evet yine bulamadık. Mecburen 1.5 wondan alıyoruz. Bir ara bir wondan 90'ımdan falan vardı ama daha kalmadı maalesef. Şöyle 1.5 wondan 200'lü alalım bir tane. Bir de ekstradan şunu da almak istiyorum. Bu da 120'ime geliyor 200'lüsü. 130'ıma aldım. Bunları depodan aktarayım. Evet geldim boştaki hesabıma. Şöyle depomuzda bir tane de güçlü ekleme vardı. Depoda yer açılsın diye onu da aldım. Bunlar
Yeşil şanstan çıkmıştı. Şöyle %30 şansla bırakacağım bakalım kolyemi. İnşallah geçer. 3-4 tane şu an 6 efsun kolyem var. Geçmiyorlar bir türlü. Onlar geçince onları da pazara ekleyeceğim. Tam bize göre bir şebnem buldum. Şöyle 45 şebnem. Zaten yüzlü başka yok. Burada leylak çançiye falan çok pahalı. O yüzden hazır almak daha iyi bu şeylere. 100 tane 150'lik 1 dakika 45'im. Bunu alıyorum. 1 dakika bize yetecek. Niye? Bu arada şuradakileri değiştirmiyorum. Bunlar bitince koyacağım. Zaten 28. kattan sonra yani 29'a geçtiğimde basıyorum. Oradaki 8 metin vesaire vesaire zaten amacım benim 1 dakikada tamamlamak ki direkt 34'e çıkayım. O yüzden 1 dakika yetecek bana. Tamamlayamazsam zaten şebnemin de bir anlamı kalmaz. Arkadaşlar bak Bakjanomi'ye girdim. Kişisel dükkanında da satış olmuş yazıyordu. Bakalım nasıl bir satış olmuş. 66 won 49 emlik bir satış olmuş. Şöyle üzerime alıyorum. Ya şurada bir cennet rezik vardı. Direkt o dikkatimi çekti. Başka da bir şey dikkatimi çekmedi. Güzel satışlarımız olmuş. 81 won param var. İşin kötü tarafı ise maalesef ticaret camım yok. Şöyle eple ticaret camı çekmem lazım. Böyle bu savaşçının yan içeri zaten çekemiyorum biliyorsunuz. Cüm var. Bir tane cam çektim. Ben biraz item bakayım. Güzel bir şeyler bulunca geleceğim. Arkadaşlar ilk itemimi buldum. Şöyle 2000 ipi 10 derece 5 kritik bir gümüş kolye alıyorum 7 bondan. Şöyle kolyemi 9 bondan pazarıma ekledim. Arkadaşlar bak canımızda da epler azalmış. Şöyle 22'lere çıkmış düz hesap. 6. sayfada da benimki var. Şey özür dilerim 8. sayfada 26'ya kurmuştum. İlla ki pazarı kurmayanlar vardır ama eğer güzel bir müzayede dediğim gibi az önce dediğim gibi gelirse müzayede de güzel bir şey. Muhtemelen bunlar da satılabilir. Evet diğer itemimi de buldum. Şöyle 1400 ipi 10 kritik 3 kanamalı bir bakır kolye. Bunda kar oranım biraz düşük olacak. Ama bulmuşken almak istiyorum. Her zaman item bulmak bak canım da kolay olmuyor. Bunu pazarıma şöyle 10 won 25 hem'den atacağım. 1 won 25 hem bir kar gene de az değil sonuçta. Şöyle 8 won'dan bir tahta kolye alıyorum. 1.5K 10 kritik 3 derece. Bunu da 11 won'dan pazara ekleyeceğim. Arkadaşlar aynı pazardan şöyle bir ayakkabı aldım. 8 won'a bunu da 10 won'a pazarıma ekledim. Şöyle bir tane VS'lik kolye buldum. 35 savunması var 6 won'dan. Bunu alıyorum. Bunu pazara 9 won'dan ekliyorum. Evet aldığım altın kolyeyi de 9 won'dan pazarıma koydum. Ve altın kolyenin godoşu olan deri çizmeyi alıyorum. Hani domatesle tuz godoştur ya. Domatesle tuz döşünce 10 numara olur. Aynı öyle bir tane altın kolyenin yanına deri çizme alıyorum. Bunun 35 savunması var. 1500 CP 3 bayılması var. 15 olan savunması da kılıç. O yüzden bunu 6 ondan alıyorum şöyle. Bunu da pazarına 8 won ekleyeceğim. 8 won bana mantıklı gibi geldi. Tam 100 emlik razoları sandı aldım. Bakalım buradan güzel kar edebilecek miyiz? Muhtemelen bir alev çıksa kesinlikle kârdayızdır. Ya da bir pet kitabı sandığı. Yanında da Razador yumurtası. Bu arada konuşurken 3 sandığı açtım. 4.'ü açtım. Hiçbir şey çıkmadı. 5. sandıkta çöp. Bir pet kitabı sandığı gördüm. Evet çok güzel. Herhalde bir 60-70 emi vardır. Tam bilmiyorum. Bakacağız. Devam ediyorum. Çöp atmaya devam ediyor. Bir yandan solda gözümle takip ediyorum. Char'ın efekti de gözümüzü alıyor. Evet. Sanırım buralardan bir şey çıkmazsa iyi bir zarar edeceğiz. Kardeşim eski server'dayız. Titan kalkan nedir? Gözünü seveyim. Evet, Char 35 seviye oldu. Tek aldığımız bir tane pet kitabı sandı. Başka BK'larda bir şey yok. Ortalamalı silah zaten doğru düzgün silah da atmamış. B kitabı sandığı 67 em ediyormuş. 33 emlik bir zararımız var. Birkaç tane mutluluk yapazlısı bir de açık vesaire bir şeyler attım pazara. Zararı 25 eme düşürdüm. 36 bon gibi paramı bırakıyorum. Bunlar harmanlık kalsın hesabımızda. Biraz da satış olunca belki biraz daha yüksek itemler alırız. Burada da videomun sonuna gelmek istiyorum arkadaşlar. 1000 aboneye doğru ilerliyoruz. Sizden ricam buraya kadar izleyenler bir abone olursa beğenirse çok teşekkür ediyorum. Atlayarak izleyenler de olabilir. Ekstra olarak açıklamaya Twitch linkimi bırakıyorum. Oradan da takip ederseniz sevinirim. Yakında yayınlara başlıyoruz. Bomba yayınlar bizi bekliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.